genç kardeşimiz olarak. Abi valla memleket 14 yaşında diyor, dur bakalım. Ya benim en çok üzüldüğüm kitle bu arada ya. Samimi söyleyeyim ya, tabii ki hepimize üzülüyorum. Bütün vatandaşlar zorluk çekiyor. Bütün insanlar sıkıntı çekiyor ama bu Z kuşağımız, gençlerimiz, gençlerimiz sanki kendi 50 yaşında ama bizden de böyle küçük. Yani böyle 14-15 yaşında siyaset bilmem ne, hani anladın mı? Derdi bu, doları takip ediyor, euroyu takip ediyor. Siyaset konu. Biliyor, uçak tipini biliyor adam. Geçen bizimkiler Discord'da konuşuyor yani, böyle biraz daha yaşı küçük arkadaşlar. Yangın uçağı tiplerini biliyor. Niye biliyor abi yani? E tamam chat, yine hepiniz 12 yaşındasınız abi. Bunu artık ne zaman son vereceğiz ya? 12 meme ne zaman bitecek? Bitsin artık. Ne olur. Durun. Tamam yaptık, uzun uzun yaptık. Ne olur. Hani yok hani, anladın mı? Memlekette ne geçinebiliyoruz? Aa, şimdi bir tanesi gelecek, soracak bana, telefonunu çıkar. Telefonunu çıkar. Çıkar telefonunu. Al bak. Hepsi yalan, hepsi yalan. Bu dayıların amına koyayım gözleri boyamış. Eski topraklar bir sikim birlikleri yok amına koyayım. Ne olmuş buna? Alma seni. Al senin olsun. Vallahi dayı hani nasıl desek. Ya niye gençler böyle düşünüyor? Ya niye böyle düşünüyoruz hani? Ne? Para yok cepte zaten. Al bak abi gel. Elbisene bak, ayakkabı bak, 250 lira. Ayakkabı 250 lira. Bak görüyorsun abi işte. Dayılar geliyor, onu bunu soruyor. Biz de vallahi görüyoruz. Baba çıkar telefonu. Alıyor böyle suyu falan yargılıyor. Emekli maaşını alıyor, götünün üstüne oturuyor abi hani. Affedersin ama. Öyle yani abi. Umutlu değiliz. Hiç umutlu değiliz abi. Vallahi ben meslek öğreniyorum. Staj yapıyorum 700 lira. Benim anam ağlıyor hani. Gençlerin bir şey oldu, yurt dışına gitmek istiyor. Böyle bir gerçek vallahi var. Vallahi beni yurt dışına böyle göndersinler. Aynı ben bu şekilde tasımı taramı her şeyimi toplar giderim hani burada. Giderim. Vallahi giderim. 5 dakika durursam bak namusum abi. Ben o kadar. Biz yönetenlere bir şey söylemek ister misin? Vallahi hiçbir şey söylemiyorum abi. Siz vallahi siz bizim dilimiz oluyorsunuz abi. Biz geliyoruz burada konuşuyoruz. Yayın abi. Nedir senin? Abi Manavgat yanıyor. Bu adam bir tane uçağını kullandırmadı. Benim anneannemle dedem hasta. Emekli maaşıyla çalışamıyorlar şu anda. Yetmiyor yani. Nasıl geçiniyorlar? Geçinemiyorlar işte, bizim yardım. Bundan bahsediyorum. Ya bu kardeşimiz 13 yaşında, 14 yaşında yazıyor. Bundan bahsediyorum. Yazık değil mi? Yani bu öyle her gördüğünde aman şununu çıkar, aman bununu çıkar, cart cürt bilmem ne diye konuşabilenler bu çocuğun karşısına gelip suratına bunları söyleyebilecekler mi? Çok merak ediyorum. Poşet hangi partiden geldi? Bu şey, neydi lan o partinin adı? Şeriatçı HDP'nin adı neydi? Parti tanımlaması da şeriatçı HDP ama yani. Neydi lan, unuttum bak adını. Hüdapar, Hüdapar. Mızlanca. Kaç yaşındasın sen? 14. 14 yaşında bunları mı düşünüyorsun? Biliyorum, biliyorum. Benim geleceğim yok çünkü. Nereden biliyorsun bunu? Biliyorum çünkü. Ziya Selçuk'u bile çıkarttı zaten. Ziya Selçuk iyi ediyordu bence. Şu anda diğer getirdiği şey, neydi onun adı bilmiyorum. Yeni Eğitim Bakanı getirmiş. Adam şey yapıyor, okulları korona engel değil bizim okulu açmamıza diyor. Biz şimdi okula gideceğiz, hepimiz koronadan geberelim o zaman. Kurban olur mu sana ya? Bravo! 8. millet. Vatandaş olarak gündeminizde ne var? Halkın gündemini araştırıyoruz. Ne var sizin gündeminizde? Gündemde şu an en sıcak olan orman yangınları tabii ki. Yani o kadar çok bilgi kirliliği yapıyoruz ki her konuda yaptığımız gibi. Ondan sonra için içinden çıkabilirsen. Yani yangında, depremde, doğal afetlerde her ülkenin yaşadığı gibi, yaşayacağı gibi bizim de yaşayacağımız bir şeyler. Bunun önlemini alması gereken kimdir? Yönetenler. Ama 20 yıldır ülkeyi yönetenler, şimdiye kadar ben hiçbir şeyden ya ben bunda suçluyum affedersiniz pardon diyenlerini duymadım. 303 tane madenci öldü, kim pardon dedi. Tren kazalarında insanlar öldü, kim pardon dedi. Birçok şey vardı işte, bir an şehitlerimiz geliyor, şey geliyor. Yani o kadar çok bilgi kirliliği şey var ki ve de bu işin kaosa gitmesinden korkuyorum ben. Şahsen şu orman yangınlarında yani bir anda 4 ilçede veya herhangi bir yerde aynı anda 4 tane yangın çıkması, bunu iklim şeyine falan yapmak aptallıktan başka hiçbir şey değildir. Bu resmen sabotajdır.
sen bir takım şeyler yapıyorsan bir takım olabilecekleri düşüneceksin. Onun tedbirini alacaksın. Bu işler böyledir. Öyle ben yaptım oldu, o sonrasına bakarız gibi bir şey olmaz. Sarayda 13 tane uçak olacağına 3 tane olsun. Memleketimin her bir Hatay'dan tutun Çanakkale'ye kadar her ilinde 3'er 5'er tane yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı olsun ki biz bu şeyleri yaşamayız. Orman yangınında 30 dakikalık ilk müdahale çok önemli. Yerdeki ot türü şeyler yanıp ağaç gövdesinden yukarıya ulaştıktan sonra zaten sen hiçbir şey yapamazsın. Hele dağlık alanda hiçbir şey yapamazsın. Ne oldu? Bir sürü ormanlarımız yandı. Marmaris hala son durum nedir bilmiyorum. Ya peki ülkede ciddi tartışılacak çok büyük konuların bitmemesi. Küçük olaylardan bahsetmiyorum, böyle gündelik. Aman ha bak işte bugün şu olmuş falan değil. Gerçekten bizi orta uzak vadede etkileyebilecek, hepimizinle problemi olan çok ciddi sıkıntıların hiç bitmemesi. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani yangınlar, Suriyeli mevzuları, ekonomi yok bir geliyor, devamı da geliyor yani, durmuyor da. Hani bir yerden tutuyorsun aman bununla alakalı konuşalım, ilerletelim, iş yapalım vesaire diye. Geliyor, devamı geliyor, durmuyor. Yarın ne bekliyor? Vallahi ben artık böyle uyanıyorum ha bu arada uyandığımda. Uyanıyorum, elime telefon alıyorum. İşte bakıyorum hemen şeye, Twitter'a, haberlere. Diyorum bugün ne bekliyor bizi acaba? Allah yardımcımız olsun. Artık millet olarak bu sene zeytinyağının kilosunu 100 liradan mı yeriz? Ondan sonra çam balığını gene kilosunu 100 liradan aşağı yiyemeyiz. Sağ olsun bir de bizim fırsatçı ülkeyiz. Ağzımız açtık mı da Müslümanlık, en büyük Müslüman biziz. Ama hemen fırsatta da ilk zammı yapan biziz. Ramazan bayramı gelir, bakliyata ve tüm kahvaltılıklara hemen zammı kitleriz. Kurban gelir, ya... Ben üç harfler diyorum onlara, şok A101. Onlara ben buradan, Allah onlara kolay ölüm vermesin, onların sahiplerine. Aa. Verdikleri kurbanın, kestirdikleri kurbanın 20 kilo kemiksiz et 1 milyon 800 bin lira. 90 liraya geliyor. Koçun fiyatı da ben hesapladım 110 liraya geliyor. Şu an piyasada kuşbaşı eti kasaba gittiniz kaç paraya alırsınız? 70 liraya, 65-70 liraya alırsınız. Nerede bunlar Müslümanlığı? Böyle mi Müslümanlık? Bu dinimizin emrettiği kurban kesme olayı bu mu? Ben boya anlamadım da. Şunu mu söylüyor? Kurban kesiyorsun, kilosu atıyorum 10 liraya denk geliyor. Şeyden alıyorsun, marketten alıyorsun, 12-13 liraya denk geliyor gibi. Değil mi? Kilosunu pahalıya veriyor. Çünkü arada daha fazla insan oluyor. Bunlara da kasabı oluyor, lojistiği oluyor, paketlemesi oluyor. Kurbana 120 veriyor, sana 50 liralık et veriyor diyor. Marketlere niye kızıyor? Bak A101 kurban mı kestiriyor? Oha! Gerçekten mi? Ben onu bilmiyordum. Nasıl lan? Naru 1370 kişiyle bizi hostlamış. Naru çok teşekkür ederim kanka. Eyvallah. Canımsın. Baş tacısın. Naru'dan gelenler hoş geldiniz. Şu an aydınlanıyoruz. Bu arada bu biraz daratacağım şu ekranla. Çok şey yapmayın, takılmayın. Vergi ödüyoruz da. Şeyi nasıl kanıtlıyor peki? Mesela A101'e veriyor. Parayı işte kurbanı kessin, nereden biliyorum, belki sana öyle et veriyor yani falan, onları kanıtlıyor mu bari? Garip bir sistemmiş. 3-4 yıldır vazgeçtim, kesmiyorum, biliyorum direkt lösöve veriyorum, kendim yiyeceğimi de alıyorum, öyle geçiriyorum. Vermem abi, bu işin çığırından çıkardılar yani. Ben kestim de. Bir tane kestim, biraz da millete dağıttık. O şekil marketin dağıttığını nereden bileyim? Peki abi, birçok vatandaş bu ekonomiden şikayetçi ya. Sizin gündeminizde var mı bunlar?
Yeah. Sadece bu şeyler değil yani, market fiyatları değil tabii ki, birçok şeyde. Ya şimdi ben insanlara şunu söylüyorum. Anlaması lazım. Ya kimse başımızdaki yönet... Atil bir kısa hayvan mı kestin? Kestim. Bir de kavurma yaptık böyle aaa diye yedik abi. Afiyet olsun. Çok iyiydi tadı da. Demokrasiye yeniyorsak biri gelip biri gider, biri gelir, biri gider. Sen vatandaş olarak cebine bakacaksın kardeşim. Ben 3 yıl önce pazara gittim de 50 lirayla bir haftalık ihtiyacımı görüyordum. Şu an 200 bin lirayla halledemiyorum. Onu bir tarafa koyduk. Ya kardeşim dediğim gibi sen kendi barometrene bak. Siyasetçi seni sulu dereye götürür, susuz getirir. Onlar şey Avrupa'daki gibi bir siyaset yapmak değil ki. Halka mikrofonu uzatıyorum ama birçoğu da halinden memnun bu arada. Yani sizin gibi düşünmüyorum. O memnun olanların %50'si işler tıkırında olandır. Bir %50'si olanlar da ondan nemalananlardır. Gelen normal vatandaş görüyoruz yani şey değil. Yani işte ben diyorum ya vatandaşın barometresini atıyorum 1970, 75, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Asgari ücret kaç dolar alıyor, kaç gram altın yapıyor? Ben buna bakarım kardeşim, benim en belirgin barometrem budur. Yükseldiyse iyi yapıyordur, alkışlarım. Ama benim aldığım altın dediğim söyler aşağı doğru gidiyorsa kötüye gidiyordur. Değilse asgari şu an 10 milyar olsun ne fark eder? Önemli olan alım gücü. Evet. Arkadaşımız biraz daha objektif bakıyor olaylara da Avrupa'da gelenlerin çoğu sahte milliyetçi. Niye mi? Askeri şeyden yapar, bedelli yapar. Buraya gelir, eurosunu bozdurur, bir aylık kebap gibi şeyini tatilini yapar. Ondan sonra çıkar gider oraya, ondan sonra oradan milliyetçilik taslar. Gel de göreyim seni. Bakın esasında bizim memleketimizdeki demokrasinin adam gibi demokrasi olabilmesi için demokrasinin alt yapan şeylerin olması lazım. Sivil toplum örgütlerinin güçlü olması lazım. Bir tek sandık demokrasisi olmaması lazım. Japonya'da nasıl 70 yaşını aşmış kişileri ve de okur yazar olmayanlara şey kullandırmıyor. Oy kullandırmıyor. Yurt dışında yaşayanlara da oy kullandırmıyor. Kardeşim oradan davulun sesi uzaktan hoş gelir. Neye kullanıyor kardeşim? Artı bir de yani bu memleketin tek sorunu şey değil ki. İktidar değil, muhalefet sorunu da var. Bir tane muhalefet partimiz var, ana muhalefet. Maşallah 9 tane seçim kaybetti, hala başımızda. Geldiği ilk seçimde oy kullanamadı. Hani basketbolda üçlük olur ya, bu beşlik yedi. Bu hali. Bir tanesi var, dünya siyaset tarihine muhalefete muhalefetlik yapan muhalefet lideri olarak geçti. Kim abi? Devlet Bahçeli kim olacak? Artı birbirlerine şurada sokakta o söylediklerini söylese, insanlar birbirine söylese birbirine ağız burun dalarlar. Ama şimdi kuzu sarması nedir bu? Yani keşke iyi olsa da alkışlasak. Yani şu an doğudan gelenler, Afganistan'dan gelenler bir tek oradan mı geliyor? Ondan sonra gelenlere dikkat ediyorum. 20 yaş, 40 yaş arası. Amerika, Edirne'de ne ağaç orası, dede ağaç oraya tankları dizmiş. Buradan bu arada evet, Japonya hakkında verdiği bilgi yanlış sanırım. O kulaktan duyma bir şey diyebiliyorum ama ben de çok emin değilim, araştırmak. Böyle içimizdeki Suriyelilerin kimin ne olduğunu kim biliyor? Kaç kişi var? Neyin nerede, neresinde? Kim biliyor? Yok. Memlekette söyleniyor 100 bin, 110 bin tane silah kayboldu diye şey yapılıyor. Bu silahlar nerede? Kim araştırıyor? Kim şey yapıyor? Kimse. Yok. Savcılar yani. Nerede? Yok mu abi gelecekte? Umudu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Çünkü bu ülke kurulurken atalarımız şu anki durumdan çok çok daha kötü durumdaydı. Ya onlar mesela zaman... kayıp silah mevzusu yani müthiş büyük bir mevzu. Çok önemli bir mevzu. Hem de yani o kadar önemli bir mevzu ki böyle aklın hayalin durması lazım. Yani birkaç tane gazeteci konuşuyor. Öyle yani, o kadar. Devam ediliyor. Aslında çok tehlikeli baktığın zaman yani... Hiç görmek istemeyeceğimiz sonuçlara sebep olabilecek bir olay. Zaman umudunu kaybetmedi. Ben buradan Genelkurmay Başkanı'na nacizane bir önerim. Bunu zamanında biz yapsaydık, şu anki mesela o Kürt PKK şeylerin hiçbirini konuşmayacağımızı zannediyorum. Şimdi bu ülkedeki gençlerimizin hepsi askere gidiyor mu? %99'umuz gidiyor. Ben de gittim Amasya'da Çavuş Talimgan'a, Erzurum'a gittim. 20 ay askerlik yaptım. Girdim sağdan soladan, çıktım sağdan soladan askerlik yaptım. Süresi fazla. Artı bu insanı askere aldığımız kişileri götürelim kardeşim Çanakkale'ye. Ondan sonra Dumlupınar'a, Afyon'a. Raider, sil abi o tweet'i. Tamam, bir daha da linkini atma. Teşekkür. Oradaki şehitliklerimizi gösterelim.
Orada yatan gençlerimizi, Lazlı, Kürdü, Çergezi, Diyarbakırlısı, Vanlısı, Antalyalısı, Konyalısı, oradaki o mistik atmosferi bir insanlarımıza bir teneffüs etsin. Orada ya metrekareye 6000 kurşun girmiş, düşmüş ve de kurşunlar havada birbirine girmiş kardeşim. Bu bunu gördüğüm vakit sen orada titrersin ya. Ben oraya gittim, gezdim. Yemin ediyorum 15 gün ben Doğu Karadeniz turu yaptım. Orada bir gün kaldım. Geldiğimde Doğu Karadeniz turundan daha beter. Şu yüzden şimdi biz şakasını yapıyoruz da abi, yani arkadaşlar Ali abinin tweet olayında gördünüz. Bizi sürekli bakan, sürekli takip eden nokta kadar bir yerde bir gariplik bile olsa, hani bu şaka dahi olsa, hani çok komik bir şey dahi olsa, aa bak böyle böyleymiş falan diye bunu kullanacak garip bir kitle var. Uğraşmak istemiyorum açıkçası o yüzden. Şimdi o insanlarımız orayı göstermiş olsak, geldiklerinde de kışlarda o şeyin ordumuz elinde daha bizim görmediğimiz nice filmler vardır, olaylar vardır. Onları gösterseydik, biz anlatsaydık, milliyetçiliği işlesek, milliyetçilik diyorum bakın altını çizerek, ırkçılık değil, milliyetçiliğimizi işlesek biz bunların hiçbirini yaşamazdık. Şu an Suriyeliler geliyor buraya. Bana ne kardeşim ya, yardım yapacaksak sınırımızın öbür tarafına çekerdik, bir köy kasaba gibi konteyner, çadır neyse kurardın. Elinden ne geliyorsa yapardın. Yapamadığın yere de derdin ki Avrupa'ya, buyur kardeşim gelin bakalım çorbada tuzunuz olsun. Ha, bu işi hallederdin. E şimdi girenlerin kim olduğunu ne biliyoruz? Gene girenler var, nereden biliyoruz? Yarın 3 gün sonra ne olacak? Yani izlediğimiz şeylerden çok kötü. Pandemi olayına bakıyoruz. Arkadaş ben 1,5 yıldır şuraya 4. veya 5. gelişim buraya. Ben diyorsun her gün gelip gezen bir insanım. Evimden dışarı çıkmadım, dikkat ettim. Ama insanlarımıza bakıyorum. Gerçi pandemiydi artık, salgını da ciddiyeti gitti. Yalaka oldu da, yalama oldu. İnsanlar şey yapmıyor. Yani ölenleri görüyoruz, şey yapıyoruz. Burada şeyin de çok kabahati var. Sağlık Bakanlığı. Mesela şu an aşıya başladın sen. Bunca zamandır aşı yaptın. Bu aşıda şu kadar aşı yaptık, şunlar şu oldu, şu kadar oldu. İnsanlara işte o dediğim, başta da söylediğim bilgi kirliliği olmadan insanlar... Bu ne abi? Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs 2019, İnovale ödül töreni. Bütün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur. Evet. Senin huzurun mu Türko? Evet, mülteci politikamızı soran olursa da budur. Söylediğin şeye inanmış olsa, dese ki şu kadar insan aşı yaptık, işte bu kadar kişi hastalandı ama ölmedi, hepsi işte 2-3-5 tanesi normal bir hasta gibi ayakta geçirdi gitti, sen bir dikiliği de olmamış olsa insanlar şu an aşı, herkes aşısını olurdu. Ben 2 aşımı oldum, şimdi 3. aşımı, ayın 12'sinde 3. aşımı olacağım. İşte her şeyi de kirlettik. Bu aşıda da kirlettik. Her şeyi de kirlettik. Şu an maske takanlar, inanın şu memleketteki maske takanların %90'ı ceza yememek için takıyor. Artı ve de zaten çoğu da koruyuculuğu çok olmayan şey. Yani bunu devletin sosyal sigortalara ilaç veriyor gibi belli bir şeye yandan gelip bakıp maske taktı. İhalesini yapsa, adam gibi kontrol etse, kaliteli bir şekilde maske üretse, onu vatandaşa belli bir miktar, ben ilacın nasıl belli miktarını veriyorsam onunla belli miktarını vereyim. Sağlam, gerçekten güvenilir maske alayım. Ama maalesef 5 tane maskeyi dağıtamadılar. Gerçekler acıdır. Benim için şey değil yani, ben iyi yapsınlar, alkışlayalım. Ha, iyi yaptıkları bir şey var. Ha, ne o biliyor musun? Sigarayla güzel mücadele ettiler bak. O takdiri. Ya zaman, hadi ben o tarafını geçtim. Hiç olmaz insanlar ya, eskiden arkadaş adam otobüse biniyordu. Otobüs mola vermiş. Yemeğini yemiş. Otobüse biniyorsun. Otobüs olarak ediyor, sigara yakıyor. Be birader pes ya. İnsan biraz saygı, biraz saygı. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Buradan bir mesajınız. Valla ne diyeyim artık arkadaş. Yani her şey iyi olsun, güzel olsun. Atatürk'ün çizdiği yoldan biz çıkarsak çizgimizi kaybederiz. Biz orada yanlış yapıyoruz. Keşke anlayacağız. Her şey anlaşılır. En azından. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha güzel günlere görürüz. İnşallah. Amin. Yunanistan Göç Bakanlığı'ndan açıklama. Avrupa Birliği göçlere hazır değil. Türkiye'ye daha fazla destek verilmeli.
da bırakayım falan da desen yandan gelecek şey yapacak. Kayalıklara bırakıp geri gidecekler. Türkiye'ye daha fazla para verilecek. Avrupa Birliği'nin rahatı bozulmayacak. Türkiye'de biz de bunlarla uğraşacağız.